Öksürüğün arttı biraz değil mi Rüzgar? Bir hava makinesi yapalım mı sana? Ama mecburuz buna. Rüya anneciğim neredesin? Heh, Rüya yardımına ihtiyacım var. Rüzgar birazcık öksürüyor ama hava makinesini de kabul etmiyor. Ne yapacağız? Nasıl ikna edeceğiz onu? Bir düşün bakalım. Düşün, 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 düşün. Gidip açık açık söyleyelim. Bunu yapmazsak öksürüğün artabilir. Saçın da çok güzelmiş. Arkadaşlar bu arada Rüya'nın tacını beğenenler yorumlara yazsınlar. Gidelim Rüzgar'la konuşalım. Sonra biz de sonra da ikna edersek konu hava makinesini birlikte kuralım. Kuralım ne ya? Çalıştıracağız. Bir kurmalık bir şey yok. Rüzgar ne yapıyorsun koltuğun tepesinde? Ne istemiyorsun? Hava makinesi yapmak. Tamam otur biz de seninle bu konuyu konuşacağız. Rüzgar'cığım eğer hava makinesini şimdi yapmazsak sen çok öksüreceksin. Öksürüğün geçmeyecek. Hayır. Ve öksürüğün geçmediği zaman çok öksürdüğünde ne oluyor? Öğürmeye başlıyorsun. Ve de mikroplar vücudunda dolaşmaya Öyle bir devam şey. ediyor. O mikropları düşünerek yaptı bence. Kabul ediyor musun mikroplar vücudunda yaşasınlar Kabul mı? etmiyorum. Ne yapalım peki? Bu hava makinesini getirin, televizyonu getirin. Televizyonu da açalım, hava makinesi keyfi yapalım, olur mu? Evet. Hava makinesi keyfi. Hadi bakalım Rüya, gel yardım et Ama bana. Hava makinemiz burada. İzotonik suyumuz burada. Ya sen bunu taşıyabilir Bununla ilgili bir misin? anımız var bizim. Ne anımız var? Babam bir gün gidip böyle hasta olmuşuz biz. Gitmiş böyle ilaçlar almış, Ay, suyu evet onu almış nasıl aldığımızı yerinden. anlatalım. Arkadaşlar biz kışın burun tıkanıklığı çok yaşayan bir aileyiz. Öksürük durumunda da bunun içine koyuyoruz biraz bizi Bunu rahatlatsın diye. almış babam, bunu Bak biz bir almış. saniye teker teker kullanmaktansa büyük bir tane alalım uzun süre gitsin bize diye Bunları düşündük. almış, ihtiyaç ilaçlarımızı almış, bunu almış. Eczacı dönmüş demiş ki Doktor bey tamam değil mi ihtiyaçlarınız? Başka bir alışverişiniz yok demiş. Babanı doktor sanmışlar orada. Biz Rüzgar'ı geciktirmeyelim. İlacını alıyorum ve gidelim. Ve ilacını da bulduk. Hadi gidelim bakalım. Rüzgar bu ne? Kapı ama ilacı oraya getiremeyiz. Kapıyı bozman lazım. Makineyi ancak buraya kurabiliyoruz. Biliyorsun. Gördüğünüz gibi ürünümüz bu arkadaşlar. Yarıya ya. Çıkart bakalım makineyi. Çalıştır anneciğim. Gördüğünüz gibi ürünümüz Ya diyor. Bam. Rüzgar, bir haberim var sana. Otur. Maskenin ipi yok, bulamadım. Otur, bunu böyle sen tutacaksın. Otur buraya arkana da yaslan. Oturman lazım anneciğim, hadi. Aç bakalım Rüya ilacımızı. 3, 2, 1. Aç. Niye açılmıyor? Rüyacığım açar mısın? Tamam. Evet, tut bakalım. Bunu böyle tutacaksın. Şöyle açayım ya. Tamam. Derin derin nefes al, tamam mı? Geliyor değil mi? Sen ne yapıyorsun? Ya sen homini gırtlak keklerden götürüyorsun ama ya. Rüzgar onu orada tutmak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Bir 10 dakika böyle kalman gerekiyor. Belki de 15 dakika. Anlaştık mı anneciğim? Rüzgar, anlaştık mı? Rüzgar. Rüya ilacı almaya başlayınca bir anda beni duymamaya başladı. Rüzgar, beni duyuyor musun? Duyuyor musun? Ya niye beni şakalıyorsun? Korktum gerçekten duymuyorsun diye. Arkadaşlar hava makinamızı bizim doktorumuz önerdi. İhtiyaç doğrultusunda öksürüğünün çok arttığı doğru. Yapmasaydın o zaman onu. Arttığı dönemlerde kullanabilirsiniz dedi. Rüzgar ağzını değil burnuna tutacaksın. Ben en iyisi babana söyleyeyim bundan bir tane daha alsın. İpsiz kullanmamız çok zor bizim bunu. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Rüzgar'a geçmiş olsun yazarsanız hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdiden ben yorumlara cevap yazacağım bu arada. Şimdiden geçmiş olsun yazanlar için de teşekkür ediyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın. Sen kırt kırt bakabilir miyim? Annem ya çiğ şehriye yemek nedir? Pişmiş pilav var evde. Gerçek bir civcivsin hem de. Ödevlerini yaptın mı? Bugün çok ödevin var mı? Anne bugün bayağı ödev var. Hadi o zaman yürü gidelim ödevlere. Başlayalım. Neler var? Matematik mi var? Türkçe? Yok, onlardan yok. Sen? Yok, sadece matematikten Anladım, anladım anneciğim. Hadi o zaman başla yavaş yavaş. Yardım istediğin bir şey var mı benden? Yok. Pilav mı yapsam, makarna mı yapsam ya acaba? Dur bilemedim. En iyisi gideyim bir Rüya'ya sorayım. Onun canını çekmiş. Anneciğim makarna mı yapayım sence pilav? Kızım ne yapıyorsun sen? Şuraya çok dağınık geldi de orayı topluyorum.
Anneciğim, raflarını toparlaman, odanı düzene sokman çok güzel. Ama şöyle bir durum var ki önce sorumluluklarımızı halletmeliyiz. Raflarını gece de düzenleyebilirsin ya da yarın okuldan geldiğinde de halledebilirsin. Ama ödevini yarına bırakamazsın. Yarın sabah erkenden okula gideceksin. O yüzden önce ödeve. Hadi bakalım. Yürü. Gözlüklerine tak. Bir dakika, bir şey göstereyim. Bir sokayım ne olur. Bir kere sokayım. Camsız gözlük. Tamam, hadi hadi otur ödeve. Hazır mısınız? Hazırız. Sihir yaptık. Hadi hadi otur ödeve. Bu suluğa bayıldım gerçekten. Hem de Rüya'nın bol bol su içmesini sağlıyor. Bu özelliğini de çok seviyorum. Kapatayım şöyle sıkıca. Götüreyim Rüya'ya. Bugün ne kadar içecek? 500 cc'lik bir su daha içsin. Okulda içmiş. Bir de bunu içerse bugünlük suyu tamam gibi. Dedim suluğunu getirdim sen. Aa, Rüya yok. Nerede acaba? Ödevler burada, Rüya yok. Oyun odasının ışığı açık. Allah Allah, gizemli olaylar var. Annem, ne yapıyorsun burada? Kızım, ödevlerini yapsaydın önce. Bu halde önce. Öncelikle bir şey söyleyebilir miyim? Çok ama çok tatlı görünüyorsun. Ama ödevlerin bitmemiş. Bu bir tane bir şey yapacaktım. Bak, tamam, bir tanem. Ses denemesi yapman çok güzel. Kulaklık çok güzel. Gözlük çok güzel. Hele şapkana bayıldım. Ama ödevlerin bitmeden, sorumlulukların bitmeden eğlenceye gelemezsin. Hadi yürü önce ödevlere. Ben de sana bu arada su getirdim. Al suyunu. Onu tak, onsuz olmaz. İlla gözlükle ödev yapmak zorundayız anneciğim. Yürü. Yürü hadi, al suluğunu. Bitir o ödevleri. Açıldı yanlışlıkla. Dikkat et. Rüzgarın ilacı bitti mi acaba? Anneciğim, bitti mi? Kızım. Yine bir şapka. Ağzında... Benim seni tanıyamayacağımı falan mı düşünüyorsun acaba? Ödevler bitti mi? Sen ne arıyorsun burada? Senin ilacın bitti mi? Benim ilacım bitti, kapattım. Babamın şapkasını takarsan benim babam sanarsın dedi. Anneciğim, bu kılıkta babam pek gezmiyor. O biraz zor, gerçekten zor. Ödevler bitti mi bebeğim? Anne, bir rüzgara bakayım diye geldim, televizyona dalmış. Yürü 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 içeri, yürü, koş 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 koş. Herhalde bitmiştir artık Rüya'nın ödevleri. Gideyim Artex'lerini koyayım. Anneciğim, tamam mı? Aa, Rüya, ödevler tamam mı, Artex'leri koyayım diyecektim. Sen telefon mu izliyorsun? Anne, ben yine dolmuşum. Anneciğim, bir şey söyleyeceğim ama. Yemek saatimiz geldi. Senin ödevlerin hala bitmedi. Ne yapacağız böyle? Anne, ben bunu nasıl yaptım? Ben hala neden ödevlerimi bitiremedim? Söyleyeyim mi sebebini? Çünkü bugün ödevine konsantre değildin. Etrafta televizyon, telefon, ondan sonra popitler falan, daldın biraz. Onlara dalınca ödevin yarım kaldı. Anne, yetiştiremezsem yarın. Sakin ol, halledersin. Sana yarım saat ekstra süre veriyorum bugün uyku saatinden alıp. Ama önce ödev yapman gerektiğini bugün anladın galiba, değil mi? Arkadaşlar, siz de önce sorumluluklarınızı yapın. Sorumluluklarınızı bitirdikten sonra rahat rahat, keyifle yapmak istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Oda düzenleme dedim ha. Oda düzenleme, telefon izleme, popitler, telefon, istediğinizi yapabilirsiniz. Ama önce ödevlerinizi yapın, sorumluluklarınızı bitirin. Sonrasında canınız ne istiyorsa yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımızı aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye.